Aracımız 2005 model Skoda Fabia sedan AMB 1.4 TDI 1.5 dizel. Müşterimiz İzmir'den geldi. Araç sahibimizin başta şikayetleri: trigger ve diğer kayışlar değişimi, baskı balata şanzıman yağı değişsin, alt takım kontrolü, sola dönüşte ses, bozuk yollarda direksiyonda titreme var ve direksiyonda boşluk var. Frene basınca titreme var. Kızdırma bujisi ışığı yanıyor. Bujiler 2 ay önce değişti. ABS ışığı yanıyor. Yağ kapağı kaşırıyor. Tüm yakıt ve sıvı hortumları değişecek. Klima sıcakta açınca pervane sesi geliyor. Hararet çubuğu 70'e düşüp anında 90'a çıkıyor. Termostat 2 ay önce değişti. Direksiyon ikaz ışığı yanıyor. Hız göstergesi, fren hortumları kontrol edilsin. Direksiyon hidrolik yağı kontrol edilsin. 10.000 bakımı yapılsın. Tüm filtreler değişsin olarak belirtmiş. Aracımız şu anda 218.552 kilometrede. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Hızlı bir şekilde aracımızı bilgisayara bağladık ve çıkan arızalar: motor devri için sensör sinyal yok demiş, eksantrik mini pozisyon sensörü sinyal yok, fren lambası şalteri uygunsuz sinyal, lütfen ADR kontrol ünitesini okuyun, araç hız sinyali uyumsuz sinyal, fren elektroniği, tekerler devir sensörü ön sağ, motor kontrol ünitesi, tekerler devir sensörü ön sol, klima ısıtıcı elektroniğinde de kontrol ünitesi arızası vermiş. Elektronik merkezi kilit, alternatör terminal, DF yük sinyali, araç aküsü gerilimi, silecek kontrolü sigortası olarak arızalar belirlenmiş. Arkadaşlar, bu araçta aşırı bir elektrik ve elektroniksel problem var. Önce bu arızaları silelim. Yani araç sahibimiz zaten kızdırma bujisini değiştirmiş ama gördüğünüz üzere hala kızdırma bujisi lambası yanıyor. Yani elektriksel bayağı bir arıza var araçta. Ayrıca araç sahibimiz son olarak ekleme yaptı. El freninde problem var. Yukarıda kavruyormuş ve şanzıman kulağıyla motor kulağının kontrol edilmesini istedi. Aracımıza şimdi bir marş yapacağız. Bilal Usta inceleyecek. Bir alt takımı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Aracımıza lifte kaldırıyoruz. Bilal Usta ile beraber alt takımları kontrol ediyoruz. Rot başı bozuk. Rot başında evet bir boşluk var. Nasıl oynadığını görüyor musun? Evet. Sola dönerken ses var, şikayeti vardı. Şu salıncağın rotilinde bir boşluk var. Lastiğinde falan çünkü bir şey yok. Lastik takozları yırtılmamış. Sadece rotil. Bir aşağı yukarı yap. Tamam, bırak. Fren hortumları kontrol demişti galiba. Evet, fren hortumlarını kontrol edelim demişti. Ön fren hortumunda hiçbir şey yok. Gayet temiz. Bu taraftan da bakıyorum, hiçbir şey yok. Bu değişecek, bu taraf. Şöyle. Sol tarafta, evet şurada bir çatlak. Çatlak. Sen gözükmüyor ama. Burayı değiştirdi, daha buradan çatlak. Aha. Bu taraf fren hortumu. Şurada daha net göstereyim. Şurada bir çatlak var arkadaşlar. Arka tekerlere geçtik. Çevir.
Yağ salmış şunu. Amblasör patlak bu tarafın. Bu tarafın amblasörünü görüyor musun nasıl? Evet. Gel yukarıdan beri nasıl yağ indirmiş. Evet. Oradan beri yağ salmış. Bu taraf kuru bak gördüğün. Daha kuru. Eksuzun diş saçı çürümüş. Bunlarda kat kat saç oluyor. Diş saçı çürümüş. Şu anda alınacak ve değişecek olan parçalarımız bu şekilde. Bu arada turbonun orada bir yağ kaçağı var arkadaşlar. Şu an gözükmeyebilir. Evet. Kör bir noktada. Bu ilerleyen dakikalarda belli olacak. Turbonun ortamına vermiş. Üstten de vermiş olabilir. Karterde bir yağ kaçağı var. Daha önceden burada kaynak olmuş. Fakat tutmamış. Araç sahibimiz de burada. Kendisi karteri tamamen değiştirelim dedi. Darbe de almış buradan. Vurmuş zaten. Daha önce kaynak görmüş. Evet. Aks keçesinden yağ kaçağı var. Ya aks keçesi ya da üstten bir şey damlatıyor. Belli olacak. Zaten şanzıman indiğinde şu noktada çarpıyor. Tam şurada var. Motor kulakları vesaire bunlar da söküldüğünde dışarıda daha net belli olacak. İşlemimize trigger'i değiştirmekle başlayacağız. Trigger dış kapağını söküyoruz. Trigger'i sökmeden önce önümüze engel olan intercooler hortumunu yerinden çıkartacağız. Sonra kulağımızı çıkartacağız arkadaşlar. Çok kötü. Turboya gidiyor. EGR falan hepsi doldurmuş buraları. Ne yapacağız? Yani kurum temizliği lazım. Bunun güzel temizlenmesi lazım. Siz yapıyor musunuz? Tabii hepsini. Tamam o zaman yap. Hani şey. Bilal temizlik falan ne gerekirse onların hepsini yapalım. Motor kulağımız sökülüyor. 3 adet 16'lık civatadan oluşmakta. Kulağımızı sökerken engel olan su depomuzu da yerinden söküyoruz. Su depomuzu sökme engel olan hava kütüğümüzü söküyoruz. Hava kütüğümüzü yerinden söktük. Şimdi su depomuzu söküyoruz. Kulağımızın takoz bağlantılarını söküyoruz. Kulağımızı yerinden aldık. Bilal Usta kulağımızı kontrol ediyor. Temiz. Ha? Kulak bağlantı ayağımızı sökeceğiz. V kayışımızın gergi bilyesini gevşettik. V kayışımız çıktı. Kayış zaten değişecek. V kayışımızın gergi bilyesini söküyoruz. 13'lük 3 tane civataya sahip. Gergi bilyesini kontrol ediyoruz. Ses var ama muhtemelen şu an duyulmuyordur arkadaşlar. Çıplak bir sesle duyuyoruz biz. Gel. Ha. Kulak bağlantı ayağımızı söküyoruz. Trigger dış kapağımızı söktük. Trigger'in alt bölümüne ulaşabilmek için tekerlemizi söküyoruz. Bize daha rahat bir çalışma alanı sağlamak için davlumbaz tarafımızı söküyoruz. Davlumbaz tarafımızı söktük. Şimdi bize engel olan hortumumuzu da söküyoruz. Blok astığımız sökülüyor. Trigger dış alt kapağımızı söküyoruz. Şimdi Bilal Usta triggerimizin sentesini yapıp triggeri daha sonra sökeceğiz. Trigger sentemizi yaptık. Şimdi sente aparatı ile sentemizi sabitleyeceğiz. Trigger kayışı sökülmeden önce arkadaşlar aracı senteye aldık. Buradan kitleme aparatımızı taktık. Kitleme aparatı aynen bunun gibi arkadaşlar. Karşıda yuvası var. Tak diye geçiyor yerine. Aşağıyı da aldık senteye. Birazdan aşağıyı da göstereceğiz. Aşağısının sentesi de bu şekilde arkadaşlar. Buradaki ok işaretini gösterebiliyor musun? Bir tane de burada var şu dişlinin üstünde. Aha. Karşıda yuva var. Tak diye bunlar geliyor birbirine, karşı yuvaya geçiyor. Aşağısı da kilitte oluyor yani. Daha sonra sente tamamlanıyor. Aynen. Trigger kayışımızı sökeceğiz. Gergi bilyamızı söküyoruz. Daha sonra trigger kayışımız boşa düşecek. Hırıltıyor, bildiğini hissediyorum ben. Gergi bilyamız hırıltıyor arkadaşlar, ötüyor. Triggerimiz yerinden çıktı. Bilal Usta incelemesini yapıyor. Devir daimi söküyoruz. Onluk 3 civatadan oluşmakta. Son civatamız sökülüyor.
Devir daim elimizde. Bilal Usta öttüğünü söyledi. Hır hır diye ses geliyor çevirirken. Rot başımız sökülüyor. Yeni parçalarımız geldi. Devir daimimiz, trigger setimiz. Devir daimimizi takmadan önce yüzeyi güzel bir şekilde zımpara yardımıyla temizliyoruz. Yüzeyi görüyorsunuz. Yeni devir daimimiz takılıyor. Trigger gergi bilyamız takılıyor. 7 de tam olarak bu noktada 1 adet 13'lük sabitleme somunu mevcut. Aracımızı tekrar indirdik. Kütüğümüzün üzerine motorumuzu getirdik ve yukarıya çıkarttık arkadaşlar. Şimdi eski kayış ile yeni kayışımızı kontrol edeceğiz. Eski kayışımız 120 diş arkadaşlar. Yazısı silindiği için tek tek saydım. Yeni kayışımızın üzerinde de kaç diş olduğu yazıyor. O da 120 diş. Şu an bir problem yok. Yeni trigger kayışımız takıldı. Yeni trigger avare bilyamız takıldı. Aynı şekilde bunun da 13'lük bir somunu var arkadaşlar. Triggerimizin gergisi ayarlanıyor. 6 alyan yardımı ile. Gerginin ortasında yarık var arkadaşlar. Bu şekilde ortaya geldiğinde triggerimiz sentede oluyor. Triggerimizin gergisi tamamlanmış oluyor. Trigger kayışımızın ve devir daimimizin montajı tamamlandı. Havalandırmadan bir yağ kaçağı var arkadaşlar. Üflediği için bu şekilde yağ atmış. Yağ kaçağının sebebi bu yani. Trigger tarafta işimiz bitti. Şimdi kilitleme aparatlarımızı çıkartıyoruz. Daha sonra motorumuzu bir çevireceğiz. Herhangi bir yere takılma var mı? Problem var mı diye. Alttaki kilitleme aparatımız çıktı. Şimdi üsttekini çıkartıyoruz. Krankımızdan çeviriyoruz. Görüldüğü üzere hiçbir problem yok çok şükür. Gayet güzel çalışıyor. Trigger kapaklarımız takılıyor. Trigger dış alt kapağımızı takıyoruz. Fluk astığımız takıldı. Trigger dış üst kapağımız takılmadan önce temizleniyor. Motor kulak bağlantı ayağımızı takıyoruz. Uğultu sesi yapan gergi bilyamızı yerinden çıkartıyoruz. Yenisini takacağız. Bilal Usta yenisiyle eskisini kontrol etti. Gergi bilyamız takılıyor. V kayışımız takılıyor. Motor kulağımızı takıyoruz. 3 adet motora, 4 adet de arabanın şasisine bağlanıyor. Bağlantı cıvatalarını sıkıyoruz. Çalışma alanı sağlamak için söktüğümüz su deposunu tekrardan yerine takıyoruz. Intercooler borusunu tekrardan yerine takıyoruz. Triggerle işlemlerimiz bitti. Şimdi diğer işlemlere geçeceğiz. Sıra sol tekerimize geldi. Bu aracımın işlemleri yapılırken şu anda bir 2000 model Opel Vectra 2016 valve aracımız geldi İstanbul'dan. Motor rektifiye yapılacak. Alt takım kontrolü yapılacak. Ona geçeceğim arkadaşlar. Bijonlarımız sökülüyor. Tekerleğimiz söküldü. Şimdi aks somunumuz sökülecek. Aks somunumuz Yıldız. Fren hortumumuzu daha net görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu noktadan tamamen ayrılmış arkadaşlar. Sol aksımızın bağlantı cıvatalarını söktük. Aksımız şanzıman noktasından çıktı. Şanzıman kulağımızı söküyoruz. Şanzıman alt kulağımızı söküyoruz. Söktük. Bilal Usta takozu inceliyor. Takozumuzda herhangi bir şey yok. Şanzıman bağlantı cıvatalarımızı söktük. Şanzımanımızın bütün kulaklarını söktük. Sadece sağ kulağı kaldı. Şanzıman çırık kutusunu koyduk. Bilal Usta merdiveni çıktı şimdi. Sol taraftaki kulağı da söküyor.
Motor kulağımızı söktük arkadaşlar. Şu an motor indi. Kulağımızın bağlantı ayağının son cıvatasını söküyoruz. Şanzımanın bütün kulaklarını söktük. Marş motoru bağlantısı vardı arkadaşlar bu arada. Marş motorunu da söktük. Tatla ilgili çok şikayeti var bak. Mesela bu sensörün kablosu kopuk. O yüzden bir tesisat bir yerden geçmesi lazım. Elektrikçiye gitmesi lazım aracın. Aynen. Ya bas sensörlerin kablosu kopuk. Şanzımanın bütün bağlantılarını söktük arkadaşlar. Şimdi indiriyoruz. Al aşağı dur şimdi. Şanzımanı söktük. Gözükmüyor. Uğultusu falan yok. Baskıya bakalım. Tamamdır. Şanzımanın içi ve dışı kille temizliği yapılacak. Tozunu mozunu attır. Baskı baltamızı... Şanzımanımızı benzin yardımıyla yağlarını kabartıyoruz. Daha sonra fırçayla temizliğini yapacağız. Temizliğimiz başladı. Devam. Şanzıman temizliğimiz tamamlandı. Bu sağ üst köşeye eski şanzımanın videosunu koyarsın. İç tarafımız. Şanzıman çatalımız temizleniyor. Çatalımız yerine takılacak. Takılmadan önce çatala ve takılacağı yere milimize gres yağı sürüyoruz. Bilyamız da yağlanıyor. Şu baltamızın son cıvatasını söktük. Şimdi yerinden alıyoruz. Yarıyı geçmiş. Evet, aşırı sahip. Kötü değil. Gideri varmış ama araç sahibimiz değişim talep etti. Bu yüzden değiştiriyoruz. Pervanelerde ufaktan iz var. Ama çok değil. Volantımızı balta spreyiyle yıkıyoruz. Yeni baskı baltamızı takmadan önce volanımızın önünü zımparalıyoruz. Yeni baskı baltamızın paketi açıldı. Şimdi taşladığımız volanın üstüne montajı yapılacak. Yeni baskı balta montajımız yapılıyor. Şanzıman işlemi tamamlandı. Şimdi yerine takıyoruz. Başlarını böyle atalım. Gel.
şanzıman bağlantı cıvatalarımızı sıkıyoruz. Sol kulağımız takıldı, şimdi alt kulağımız takılıyor. Şanzıman yani boşaltıyoruz. Motor yağı gibi olmuş. Çok batmış. Motor yağı gibi olmuş arkadaşlar. Çok batmış. Şanzıman yağımızı dolduruyoruz. Oğlum. Elinle birkaç tur çevir. Şanzıman yağımız doldu arkadaşlar. Sağ ve sol rotillerimiz sökülüyor. Yeni rotilimiz, eski rotilimiz arkadaşlar. Oynuyor başı. Normalde taş gibi olması lazım. Yeni rotil gibi. Sağ tarafa yeni rotilimiz takıldı. Şimdi Bilal Usta sol tarafa takıyor. Sol aksımız bağlanıyor. Sağ aksımız şanzıman bölgesine yerleştirildi. Şimdi cıvatalarını sıkacağız. Sol ve sağ akslarımız yerlerine takıldı. Rotülümüzü taşıyıcımıza takıyoruz. Sağ salıncağımız yerine takıldı. Şimdi rot başını takıyoruz. Sol salıncağımız da bu esnada takılıyor. Sağ rotumuzun cıvatası takılıyor. Sağ rot başımızın cıvatası takıldı. Sağ rot başımız değişti arkadaşlar. Solda herhangi bir problem yoktu. Soldaki değişmedi. Debriyaj merkezimizi yerine takıyoruz. Sağ sol amortisörlerimiz değişecek. Arka tekerlerimizi söküyoruz. Amortisörümüz sökülüyor. Alt cıvatımız söküldü. Yeni amortisörümüz. Aynı işlemler sağ tarafa da uygulanacak. Tekerlerimizi söküyoruz. Amortisörümüzün cıvatası sökülüyor. Sol taraftaki amortisör değiştirme işlemlerimiz devam ediyor. Hava filtre kazanımız ve akümüz yerine takıldı. Şimdi boğaz kelebeğimizi söküp tekrardan yerine montajını yapacağız. Sol amortisör bağlantımız tamamlandı. Sol tekerleğimiz takıldı. Sol ve sağ amortisörlerimiz değişti. Tekerleklerini taktık. İşlemlerimiz bitti arkadaşlar. Bugün 21 Haziran Salı günü saat 7. Mesaimiz bitti. Herkese iyi akşamlar. Eski karterimizi görüyorsunuz. Daha önce bayağı bir işlem görmüş arkadaşlar. Karter bölgemizi balta spreyle temizledik. Bez yardımıyla da yoğunu kirini alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yeni karter kapağımızın montajını yapacağız. Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Burada aracımızı dün en son karter kapağını değiştiriyorduk. Şimdi aracımızı aşağı indirdik ve ilk önce hava filtresinden turbo'dan borumuzu söktük. Kirli arkadaşlar, bunu temizleyeceğiz. Daha sonra boğaz kelebeğimizi söküp bunu da temizliğini yapacağız. Boğaz kelebeğimiz söküldü. İçi çok kirli arkadaşlar. Evet. Harbiden kirli. Bu arabanın çekişini düşürür, çalışmasında zorluk çıkartır. Bozuk çalışır araç. Baksana. Evet. Bunu görüyor musun? Bunların hepsi içi temizlenecek. Daha sonra montajı yapılacak. Balata ve disklerimiz değişecek. Yeni diskimiz geldi. Birazdan montajını sağlayacağız. Balatalar yerlerinden ayrıldı. Şimdi diskimizi alıyoruz. Disklerimizi takmadan önce disklerimizin oturacağı poryerin yüzünü temizliyoruz. Yeni balatalarımızı takıyoruz. Balataları yerlerine yerleştirdik. Yeni diskimizi yerine taktık. Yeni kartelimizin üstüne sıvı contasını koyduk. Şimdi kartelimizi yerleştiriyoruz. Kartel kapağımızın sıra cıvatalarını sıkıyoruz. Balta ve disk işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi fren hortumlarımızı söküyoruz. Aynı işlemleri sağ tarafa da uyguluyoruz. Balta ve disklerini değiştirdik. Yeni diskimiz. Müşterimiz balataların değişimini talep etti. Fakat fren merkezlerimiz patlak arkadaşlar, yağ salıyor. Onları değiştireceğiz. Balataların temizliği ve ayarı yapacağız.
Kapatacağız burayı. Tamamdır. Boğaz kelebeğimiz temizlendi. Evet. Bu tarafa doğru. Boğaz kelebeği montajımız yapılıyor. Arkadaşlar cıvatamız yalama olmuş. Arkadaşlar ilk önce testi yardımıyla cıvatanın köşelerini içe doğru ittiriyoruz. Devam et, devam et, devam et, devam et. Üst taraftan. Bir tane daha yer aç. Fren merkezimiz söküldü. Soldaki olan. Boğaz kelebeğimizi ve hortumlarımızı taktık arkadaşlar. Şimdi yağ filtremizi değiştireceğiz. Yeni yağ filtremiz. Yağ filtremizin kapağı diye temizleniyor. Daha sonra yeni yağ filtremizi yerine takacağız. Kapağımızın o-ringini çıkardık. Yeni o-ringimizi yerine taktık. Onlar şeyi unuttular ha, sembolü. Bu esnada hava filtremiz değişti arkadaşlar. Eskisi bu şekilde. Ben o esnada motor parçalıyorduk Opel'in. Onu çekiyordum. Eskisi bu şekilde. Mazot filtremiz değişecek. Mazot filtremizin dağıtıcısı sökülüyor. Fren merkez montajımız tamamlandı. Kampanamız yerine takılıyor. Yağımızı koyuyoruz. Antifrizimiz koyuluyor. Yeni mazot filtremizi yerine takıyoruz. Fren hortumumuz değişti arkadaşlar. Eskisinde burada çatlak vardı hatırlıyorsunuz. Şu tarafında. Şimdi yenisini taktık. Fren merkezlerimizle işlemlerimiz bitti. Şimdi sol tekerleğimizi taktık. Sağ tekerleğimizi de taktık. Araçta işlemler bitti arkadaşlar. Şimdi bir marş yaptık. Fanımızın açılmasını bekliyoruz. Fanımız açıldı. Kızdırma buji lambamız yanıyor arkadaşlar. Şimdi kontrol edilecek. Bizlik bir problem varsa halledeceğiz. Eğer yoksa elektrik içeri gidecek. Kızdırmalarımız şu an gözüküyor. 3 adet. Şurada. Biri şurada, bir de şurada. Bir kontrolleri sağlanacak. Böyle kıvılcım attın mı buji sağlam anlamında geliyor. Attı değil mi az önce? Evet, şu an atıyor. Birinci buji sağlam, şu ikinciye bakacağız. Evet. Bu da atıyor. Bu da elektrik atıyor. Üçüncü bujiye bakıyoruz. Bu da sağlam. Bu da sağlam arkadaşlar. Buji ile ilgili bir sorunumuz yok. Şimdi bir ufaktan bir test artık kontrol edeceğiz. O yapamazsak da elektrikçiye gidecek araç. Elektrikçiye mi? Aynen. Kızdırma bujilerinde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şimdi aracımızı test sürüşüne göndereceğiz. Daha sonra kontrolleri tekrar sağlayacağız. Aracımızı bir test sürüşüne hemen Opel'in lifte vuruşunu götürüyoruz. Opel'in ön tarafta lifte vurecekmişsiniz. O neydi? Bir şey vurdu değil mi? Biraz duydun mu? Bir şey vurdu. Opel'i on tarafta lifte vuracakmışsınız. Opel ha, görüyor musun? Ya bu gitmeden burada bir dünya ses var. Frenlere pompaladın mı? Bu ne lan? Frenlerde sorun mu var bunun? Bas beni. Fren şişti. Tamam yürü. Allah Allah. Bu ne oğlum? Arkadan geliyorsun. Sanki ABS hemen devreye giriyor. Buranın şişti.
yoksa ecen adı değildi. FC yollarım. Ses mi? Bak, direksiyonu tam sağ tam sol. Aksi sesleri var mı? Bunları dinlememiz lazım bir de. Çevir 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 tam. Duyuyorsun değil mi? Frenle ilgili bizlik bir şey, hiçbir şey kalmadı. Bunu frenciye tutacak. Galiba sağa dönerken çat diye ses geliyor diyordu, hala o devam ediyor herhalde. Buna yakacağız kanalı. Sonra dönerken yapıyoruz. Sonra dönerken biraz sert de ses. Sonra dönerken. Sağdan geliyor ses. Sağdan geliyor ya. Abi bunun eltik gazı mı zaten adam? Sürelgenlerle ilgili sorun var. Tekrar bakalım bu altına. Bak aynı. Gidiyor. Sen sanacak boşum travezde. Yaşattık. Bir şey gevşek gibi. Sıla gevşekte de bir akışmak için değil. Test sürüşünde bir takım sesler duyulur. Şimdi aracımızı bir kanala alacağız. Orada kontrollerini sağlayacağız.
Ne bitti? Diye ses geliyor arkadaşlar, onu kontrol ediyoruz. Tekrardan alt takımları kontrol ediyoruz. Tabanca 19 lokma. Direksiyon falan da yok. Direksiyonu çevirirken oynuyor. İçindeki çağ, çağ da diyor. Buraya koydum 17'ye. Bana bir tane de çekiç getir. Bana altıyı ver. Şuradayım. Kalkalım. Testler sonucu salıncağımızı kontrol edeceğiz. Sol ve sağ salıncağımız değişti. Şimdi bir test sürüşüne gideceğiz. Bay bay. Göremiyoruz. Bir görsek, bir sadece bir gözümüz bir yakalasa şunu. Ya çok basit bir arıza bu. Çok basit bir arıza ha. Şu ana dönüşün orada sen duracaksın, ileri geri ben bakacağım. Yapacak bir şey yok. Gözlesek böyle bir kerelik görsek. Dur. Dur bu taraflarda yapar. Bir tek kır oldu ya. Tam kır. Yapmadı. Tam kır gir al. Böyle. Sal geriye. Dur bekle. Şurada alınmazı bir ayırayım dur. Oğlum şasada çatlak mı vallahi Bilal? Ya Bilal. Al. Süleni yap.
şimdi bir daha gelir sadece. Sağ. Abi birden geri aldı. Hızlanınca yapıyor. Şimdi tam kötü tekrar aynı şekilde. Hızlan, ben görürüm onu. Hızlan. Şerif, şey zaman yapmıyor. Diğer tarafa kır. Ben arkadaş. Gel. Diğer tarafa çevir. Diğer taraf direksiyon tam kır. Diğer türlü. Ya yapıyor çıtırdığı da. Gel ben şu aşağıya gidelim gel. Ha? Şu aşağı gidelim, onu daha rahat, sokak arasında geç. Bulacağım ya, çıldıracağım yoksa, bulamazsan. Onu bulmam lazım. Ya bu çok basit bir arıza ya. Evet. Acayip basit. Tam bu şasada falan çatlak yok değil mi? İşte ben de buna bakıyorum abi. Sakin bir sokağa geçelim. Sokakta olabilir. Yok dedim, yok dedim. Ben bir şey götürüyorum. Düzdeyken yap. Fren bu aynı. Fren gidecek frenç. Ha? Fren gidecek frençe ya. Frençeye gidecek. Ses yapar ya. Şu en önemli ses bu. Böyleyiz. Ufak bir kamera sabitleyeceğim bir yere. Ha? Ufak bir kamera sabitleyeceğim bir yere. Evet. Çağ. Nerede? Kamerası yanlış. Yaptırırım. Salıncağı hiç değil. Bak. Tık. Ha. Şimdi de yapalım. Ama bunun aslı sıkısı bu abi. Adam diyor bunu burada çöp. Abiden getiremiyorum. Tam sır diğer türlü. Ön tarafı görüyorum daha iyi. Dur bir daha. Geri git. Gir. 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 Bak şimdi. Dur bir daha. Ya var ya tam böyle yakalayacağım, evet. Yakalayamıyor. Taşlar var. Ama lastiği bu tarafa versen ön tarafı daha iyi görüyor. Taşlar var. Bir dakika.
daha git. Git. İleri git. Güzel. Aracımızın yağ kartı ve trigger kartı yazıldı. 218 bin kilometrede ağır bakım işlemleri gerçekleştirildi. Biz kartlarımızı bu şekilde kartvizde yapıyoruz ve aracın ruhsatının arasına koyuyoruz. Hiçbir şekilde kaybolmuyor arkadaşlar. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Arıza tespitimiz sonucunda direksiyon kutusunda arıza olduğunu tespit etti aracın ustamız. Direksiyon kutusunun revizyon olması lazım fakat araç sahiplerimizin fazla bir zamanı olmadığı için tatil dönüşü tekrar bizde yapacaklarını belirttiler. Harici olarak hava filtre kazanımızın üst bölmesinin değişmesi lazım. Bundan dolayı da bir farklı bir çalışma sesi var. Bu şekilde hava filtre kazanımından ses yapıyor arkadaşlar. Araç sahibimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Şu an aracımız tekrar İzmir'e gidiyor. Araç sahibimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.